aşk laftan anlamaz. Sarhoşluğunda ne pismiş hayat ya. Ver bakayım onu bana. Ver bakayım kızım onu bana. Dedeciğim valla bizle ilgili. Ya ne saklıyorsunuz benden ya? Lan yaptık lan onları oyladı sadece. Aa koca adamı koşturuyorsunuz peşinizden ha. Ver bakayım şunu. Üzeceksin beni. Beni bir daha hiç sevmeyecek misin? İnsanlar nasıl böyle şeyler düşünebilirler? Nasıl böyle şeyler söyleyebilirler? Nasıl böyle şeyler yazabilirler Allah'ım? Dede torunun soygun planı. Bize dolandırıcı değil. Dolandırıcı değil bize ya. Dolandırıcı değil bize. Dolandırıcı. Ah. Oy. Dede. Haşmet dedem, dede. Dede, 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 dede diyorlar. Dede, dede. Soygun. Dedem, Haşmet dede, dede. Dede, dede. Dede, Haşmet dede. Dede. Haşmet dedeciğim. Dede. Ya söyle ya, ne olur. Esas masal ne zaman başlayacak? Şimdi sırası değil hayat, bırak. Söyle, ne olur söyle. Aman, aman bir gün bitecek de... Zaman verme. Ona da razıyım ben. Bunun cevabını bildiğim zaman... ...sana da söylerim. Hayat, hayat. Affedeceksin beni. Affetmeyecekmiş gibi konuşma benimle. Tamam bak saçmalıyorsun, kalk üstüme hadi. Affedeceğim. Affedeceğim diyene kadar inmem. Bana bak, bu
bundan sonra alkollü kolonya bile koklayamazsın ha. Ya benim bilmem lazım. Ben her şeyi bilirim. Küçükken de bilirdim. Hep en çok ben bildim. Tamam hadi kalk üstünden hadi. Cevap vereceksin bana. Bak karışmam. Seni kendime kelepçelerim. Sabaha kadar da tekrarlarım. Hatta 10 sene tekrarlarım. 20 sene tekrarlarım. Ne zaman, ne zaman, ne zaman diye dururum. Kuzu verirse sonra. Hop, yo, yo, sakın, sakın, sakın ha. Hayat. Ne yapıyorsun sen burada? Kusamadım. Onu bile beceremedim. Senin istediğinde her şeyi becerirsin Hayat. Hadi çık oradan. Çıkmayacağım. Çıkarsam da... Durdurun dünyayı incek var diye koşa koşa bağıracağım sokaklarda. Tamam bağırırsın ama ilk önce oradan çıkman gerekiyor. Hadi. Çıkmayacağım dedim. Hayatımın sonuna kadar burada yaşamayı düşünüyorum. Evet ya senin yanına çekeceğimi burada çürürüm. Öyle mi? Ne? Ne yapıyorsun ya? Seni kendine getirmeye çalışıyorum. Ya sen deli misin ya? Hayat! Hayat! Ya ne yapıyorsun ya? Çocuk musun? Ben de seni kendime getirmeye çalışıyorum. Ama saçmalıyorsun. Saçmalıyorsam daha fazla saçmalamaktan zarar gelmez. Yavaş dedeciğim. Doktor hanım bana öyle hasta muamelesi yapma. Hemen ölecekmiş biri gibi davranma. Benim daha bu dünyada yapacak çok işim var. İşimi yapmadan da gitmem. Tabii tabii dedeciğim. Alayım bunu. İpekciğim serum askısını getirsene. Getir getir. Getirdim. Ya sen bırak onu da bana bir kahve yap kızım. Dedeciğim kahve yok. Kahveyi unutun. Kahve olmaz dedeciğim. Bakın bu sefer beyin kanaması falan geçirirsiniz. Ya hasta muamelesi yapmayın abi. Hasta falan değilim. Duymadınız mı doktoru ne dedi? Tansiyonum çıkmış o kadar. Tamam tamam. Biraz çok çıkmış. Ama bu geçici bir atak imiş. Evine bakma öyle. Sen git bir kahve yap da içeyim.
Ben kahvemi içtikten sonra kendime gelirim. Dedeciğim, olur mu öyle şey? Daha tetkiklerim bitmedi ki. Tetkike falan lüzum yok. Ben hasta değilim. Benim bir hastalığım var. Onun da sebebi Sarsılmaz ailesidir. Bir de tabii temsilen Murat Bey. Emine. Hı? Bu Haşmet dedenin öfkesi dinecek gibi değil ha. Bütün bunlar var ya, o kokmuş hamsi gözlü yüzünden. Haberi de o yaptırdı bak, demedi deme. Derya mı? Derya ya, Derya. Bilmiyor muyum ben? İçi gitti, içi. Gözü çıkasıca kenafir gözlü. Tabii, babamın damarına basmak için attı bu iftiraları. Yok kız, deme öyle, yapmamıştır o kadar. O kadar, o kadar. Bak bak bak, planlara bak. Tabii babam da kızacak, hisseleri geri verecek. Bak Allah'ını seversen, planlara bak. Planlar, planlar. Ama ben de Emine uzunsam, soracağım bütün bunların hesabını o... Tövbe estağfurullah, tövbe tövbe. Derya Hanım nerede? Yarım saattir sizi bekliyor zaten. Beni mi bekliyor? Buyurun, buyurun. Beklesin, beklesin. Göstereceğim ben ona gününü. Nerede kaldın ya? Seni beklerken daha da gerildim burada. Hasetliğe tutulmuşsunuzdur da ondandır. Ne diyorsun Allah aşkına? Hadi başla artık bir an önce. Tam olarak burası mıydı? Hı? Bak. Ah işte aynen orası. Nasıl yumru yumru olmuş hissediyor musun? Hı. Tam olarak burası mıydı? Ha? Ne yapıyorsun Allah aşkına? Sen ne işin var burada? Nasıl girdin sen benim evime? Kapıdan girdim canım, kapıdan. Çabuk çık evimden. Sen önce benim sorularıma cevap vereceksin. Bu gazete haberi olayı seni kafanın altından çıktı değil mi? Çabuk, derhal çık git evimden. Ha? Ne haklı benim evime girip de bana hesap sorarsın? Sen bana bak kadın, bana bak. Ben senin yalanlarını, boş laflarını dinlemeye gelmedim. Hem zaten kaç kişi biliyordu ki? Ha?
Biz de yaptırmayacağımıza göre... Bu yaptığınızı resmen haneye tecavüz deli. Bana bak hanım, bana bak. Bizim kimsenin malında, mülkünde gözümüz yok. Öyle mi? Öyle. Bizim boğazımızdan haram lokma geçmeyi bile beceremez. Bu böyle biline. Allah Allah. Bugüne kadar her haltı yediniz de... Murat'ı, herkesi aylarca kandırdınız da... harama gelince mi namusu kesildiniz? Sen var ya... Ne bağırışıyorsunuz? Aa, Emine Hanım. Ne oluyor burada? Buyurun. Anlatın derdinizi. Ne oldu? Size de yazıklar olsun Büyük Hanım. Yazıklar olsun. Ya ne kolay iftira atıyorsunuz. Yahu dünür olacağız biz, dünür. İnsan düşmanına yapmaz bunu, düşmanına. Biz daha yüz yüze bakacağız bundan sonra. Nasıl olacak bu? Sakin olun Emine Hanım. Dinleyin beni, açıklayın. Allah aşkına Azime Hanım. Biz koskoca memlekete rezil olmuşuz. Daha neyi açıklayacaksınız ya? Siz merak etmeyin. Ben Murat'la konuşur, hallederim her şeyi. Bu konunun konuşulacak yanı kalmadı Azime Hanım. Geçmiş ola, geçmiş. Sakin olun, sakin olun. Gördün mü Usam? Nasıl yedirdim onları? Hala bende iş var. Ya dede tamam da sen fır. Beni bu işten bir azat et, daha kurban olayım. Korkma Usam, korkma. Yani atış taliminde şişe koyana 2 sene ile 4 sene arasında ceza verilir diye bir kanun yok. Benim aileme iftira edenleri böyle 2 kaşın ortasından indireceğim. Koy bakayım bir tane daha. Bir tane koy, tek mermi kaldı. Beni içeri buyur etmeyecek misin Murat? Hayat yok mu? Yoklama almaya gelmedin herhalde babaanne. Yok canım, olur mu öyle şey? Gelmişken onu da bir görseydim. Yok. Erken çıktı. İşe gitti. Yok evde. Hep böyle mi olacağız Murat? Affetmeyecek misin beni? Bunu da sormak için gelmiş olamazsın. Gazetede çıkan haberler aileyi çok üzmüş. Sabah annesi geldi eve. Ve bu eksikti. Bir şeyler yapamaz mıyız? Bir hal çaresi bulsak. Avukatı arasan, bir tekzip plan. Hallederim ben. Sen merak etme, hallederim. Başka? İşe gideceğim, çıkmam gerekiyor. Başka bir şey var mı söyleyeceğin? Yok. Başka bir şey yok. Annenin yaşadığını bilseydin, seni terk edip gittiği için daha çok acı çekecektin. Şimdi sırası iyi babaanne. Ben üzülmedim mi sanıyorsun? 5 yaşındaydım ben ya, 5. Annen seni yüzünden öl dediğinizde ben 5 yaşındaydım. Onun bana geri dönme ihtimalini aldınız siz benden. Öl
öldü demek daha doğru geldi o an için. Seni sevdiğimden yaptım. Nasıl bir sevgi bu? Ha? Nasıl bir sevgi bu? Beni yıllarca böyle büyük yaşatmaya ne hakkınız vardı sizin? Söyle babaanne. Affet beni yavrum. Affet beni güzel torunum. İçimdeki çocuk ne zaman affederse ben de o zaman affederim seni. Bana da hayat gibi bir şans veremez misin? Babaanne. Sen çok yanlış fikirlere kapılıyorsun. Affetmek öyle bir şey değil. Kötü rüyadan uyanacaksın. O gün beni affedeceksin Murat. Kalbimi kopardılar. Kim bilir kaç kez. Hiç hakkım yok şikayete. Bile bile lades. Belki de acısından beslendim aşkın. Yoksa bir gün bitmez miydi bu edepsiz heves? Sıra senin hadi üz beni. Yaza koyar mı güz beni? Aşk aşk diye çekmedim mi? Sıra senin hadi üz beni. Yaza koyar mı güz beni? Geceleri gündüzleri aşk aşk diye çekmedim mi? Şimdi bana ya bir Hicaz gel ya bir köpek.
Senin haddi üz beni, yaza koyar mı güz beni? Geceleri gündüzleri aşk aşk diye çekmedim mi? Sıra senin haddi üz beni, yaza koyar mı güz beni? Geceleri gündüzleri aşk aşk diye çekmedim mi? Günaydın. Bir şey mi oldu Çağlar? Ha yok. Bir şey yok. Biz bugün sizi beklemiyorduk da ben o yüzden biraz şaşırdım. Beklemiyor muydunuz? Yani dün hisseler size geçti, bugün böyle pat diye şirkete gelince. Yani odanız hazır değil, ben o yüzden şey ettim. Ne odası ya? Benim odam mı var? Hani her ortağın bir odası var. O yüzden sizin için de bir tane hazırlatmam söylendi. Kim söylediyse söyle onu. Ben oda falan istemiyorum. Torya'nın yerinde mi? Ha, yerinde. Şey, kahvenizi oraya mı getireyim? Kendi kahvemi kendim alırım Çağla. Sağ ol. Alo, bu not da neyin nesi? Dilim tutuldu, zekam dondu, aklım uçtu. Out of order oldum resmen. Bu nasıl bir haber ya? Biz de şaşırdık vallahi. Zaten abim haberi duyunca delirdi. Yenilir yutulur cinsten bir şey değil gerçekten. Bu kadarına da pes doğrusu. Annen zirveye koşuyor. O ne demek oluyor şimdi? Kendisini kraliçe ilan ediyorum.
Ne zirvesi, ne kraliçesi Tuval, ne saçmalıyorsun sen? Şöyle izah edeyim. Zirve, Dalavere'nin zirvesi. Kraliçe, Entrika'nın kraliçesi. Kapiş? What? Annen pembe dizilerdeki entrikacılara parmak ısırtacak kıvamına gelmiş. Neden herkes böyle düşünüyor peki? Yani annemin yaptığından nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz? Beni iyi dinle kuzum. Agatha Christie der ki, bir katil bir kumarbazdan farksızdır. Ve tıpkı kumarbazlar gibi oyunu nerede bırakacağını bilmez. Yani şöyle söyleyeyim. Bu haberi yaptıran annenden başkası olamaz. Ne haberinden bahsediyorsunuz siz? Sen. Al şunu. Dede bu ne daha? Mazot parası. Adit uzatma al şunu. Daha maaşı almadım. Ayın 21'ini alacağım. O zaman geldiğinde telafi ederiz. Uy. Haşam şimdi sen onu vurunca seni hapse koyarlar. Nasıl çekeceğiz maaşı? Doğru dedim bak. O zaman ben şimdi gideyim. 22'sinde geleyim öyle vurayım oğlan. Yok öyle de olmaz tabii. Yok olmaz tabii. Hadi uğurlar olsun. Hakkını helal et. Helal olsun dede. İnşallah bu haberi görmemiştir. Bak gördüyse kalbi dayanmaz. Kalpten gider adam. Ya bir sakin olur musun hayat? Bir şey olsa duyardın değil mi? Merak etme. Sen nasıl bu kadar rahatsın ya? Adamlar bizim için neler yazmış sen görmüyor musun? Yazmışlar ama ne yapalım şimdi? Senin gibi abartalım mı biz de? Tabii ya. Senin neden umrun olsun ki? Ailesinin şerefiyle oynayan benim sonuçta. Çocuklar lütfen. Hatta abartan kim biliyor musun? Annen. Hayat, ileri gidiyorsun. İleri giden de senin annen ve bunun hesabını çok kötü ödeyecek. Hayat, Doruk, everybody calm down please. Hepiniz sütten çıkmış ak kaşıksınız çünkü değil mi? Doruk, annenin bize neler yaptığını görmüyor musun? Söylediğin onca yalana rağmen bir kere olsun ağzımı açtım mı? Seni hiç yargıladım mı? Neden diye sordum mu sana? Sen nasıl benim annemi suçluyorsun anlamıyorum gerçekten. Ay yeter. Yolacağım şimdi ikinizi de. First Lady ağırlığımı kaybetmek üzereyim. Efendim Azime Hanım buyurun. Hayat kızım seninle acilen konuşmam lazım. Neredesin şu an? Sarte'deyim. Bekliyorum, tamam. Dorukçum, Hayat senin yengen. Your sister in love. Yani kardeş sayılırsınız. Yakışmıyor sana bu tavırlar. Haklısın. Hayatçım, sen böyle yaparsan ailen ne yapmaz? Arayı bulmak için stratejik davranmalısın. So relax. İyi de ben dedeme ne diyeceğim? Murat çözer bu işi. Hadi herkes işine dönsün. Ya da hepimiz de ellerimizi kaldıralım.
Kımıldamayın bakayım. Olduğunuz yerde kalın. Boşaltın bakayım orayı. Hadi uşaklar, yürü. Tabuk, yürü sarı kız. Ne oldu? Ne kaldınız öyle? Azrail görmüş gibi. Dede o ne? Haşmet Bey siz ne yapıyorsunuz? Yerle yeksan olan ailemin şerefini kurtarmaya çalışıyorum. Dedem, olur mu hiç öyle? O, bırak elindeki lütfen. Sen hele sen hiç konuşma kuş kafalı. Sen sus. Nerede o Murat? Düşün bakayım önüme. Onun odasına gidiyoruz. Yürü. Hadi sarsılma. Sarsıl biraz. Yürü. Sen daha deli. Şöyle geçelim. Ne içersiniz? Bir çay alırım. Ben önce şirketimizde çalışmayı düşündüğünüz için çok teşekkür ederim. Bize iki çay. Hadi. Bana mı dediniz? Kıpırdamayın. Ne oluyor İpek Hanım? Dikkat çekme. Neden saklanıyorsunuz İpek Hanım? Korkutuyorsunuz beni. Kim o kız ya? Hangi kız? Önüne dön. Peki. Ağlıyor değil mi o kız? Bakamıyorum ki. Bakma zaten, tamam. Sana anlattım. Sen imkansız bir şeyin hayalini kuruyorsun. Senin düşündüğün gibi bir ilişkimiz olamaz bizim asla. Benim senden başka kimsem yok ki. Gerçekten beni böyle bırakacak mısın? Karşımda ağlayıp durma lütfen. Bunu istesem de yapamam. Hakikaten ağlıyor kıza yakınlaştırdım. Niye ağlıyor ki? Peki tamam. Senin istediğin gibi olsun. Ben özür dilerim. Bir daha karşına çıkmayacağım. Sana son bir kez sarılabilir miyim? Yuh! Bir de sarılıyorlar ya. Neden şaşırıyorsunuz ki? O adam kim? Evli o adam, evli. Benim arkadaşımın kocası o. Üstelik yanında sarıldığı kız arkadaşım değil. İnsan böyle yanaklarını sıkmak istiyor. Masumiyet ve cazibenin temsilcisi Betty Boop'un erkek hali sanki. Tabii şu suç aletini saymasak. Adam resmen terminatöre bağlamış, biz rehin almış. Sen de bu durumu sevimli buluyorsun yani tuvale, öyle mi? Evet, haklı olabilirsin Durukcuğum. Şu zorlu şartlarda duygusal anlamda Haşmet bu bile bir sempati ve empati kurmuş olabilir. Canım dedem benim ya. Hepsi benim yüzümden oldu.
bugün şirkete gelmesek. Ne oluyor oğlum? Haşmet dede yukarıda gelmiş, seni vurmak istiyor. Sen git polislerle konuş. Yanlış anlaşılma olduğunu söyle, ben halledeceğim. Abi ciddiyim ya, adam silahla gelmiş, seni vurmak istiyor diyorum. Çekip vursaklı. Adamın cümle halini rezil ettik. Arkadaşlar kusura bakmayın, yanlış bir ihbar oldu. Gördün mü hayatçığım? Bak dediğin hiçbir şey yokmuş maşallah, turp gibi. Daha ne olacak acaba? Daha ne olacak? Görmüyor musun halini? Anlı silahını gelmiş. Shut up, yeter. Bir yan devi uyandıracaksınız ya. Hadi şimdi kaçalım buradan. Nereye kaçıyorsunuz? Buradan çıkış yok. He, buradan bir tek çıkış var. O da... Dedeciğim. Otur yerine. Bak. Bak yapma. Gel vazgeç şu işten. Yaparsan bu hepimizin sonu. Vızıldama, kes. Hastanede o serum anne kaybına kodularsa hafif içim geçiyor. Ama kulağım sizde. Parmağım tetikte. Ona göre. Haşmet Bey hoş geldiniz. Orada hoş gelmiş gibi mi duruyorum? Utanmadan bize hoş geldin diyorsun. Dede indir o silahı yalvarırım. Hayat çekil o adamın önünden, vuracağım onu. Hayat. Beni Haşmet Bey'le yalnız bırak lütfen. Hayat ne yapıyorsun? Sen aklını kaçırdın. Adamın şakası yok. Dediğimi yapın arkadaşlar. Hadi yalnız bırak beni, çıkın. Hadi. Hadi. Ne yaparsanız hakkınız, razıyım. Dilerseniz vurabilirsiniz beni Haşmet Bey. Ölümüne bu kadar mı susadın? Ne oluyor, bir şey yapın. Bir şey yapın, bak bebeğimin şakası yoktur. Murat'ı vurur, bir şey yapın. Polise mi intikal ettirsek? Tamam, ben polisi arayayım yüzümden. Kerem, abi hemen polisi aramamı lazım. Deli ihtiyar yayını aldı abi. Ben aradım zaten polisi. Aşağı geldiler ama abin geri gönderdi. Sakin olun. Murat halledecek şimdi. Relax. Bakın ben bu durumu düzelteceğim Haşmet Bey. Her şeyi hallettim. Bugün bu konuyla alakalı bir basın toplantısı düzenleyeceğim. Ama sen katılamayacaksın. İstersen bildir. Bildir? Sekreterine diyorum, bildir istersen. Toplantıya katılamayacaksın. Bundan sonraki toplantılar ancak ahirette. Vuracağım diyor. Ahiretten bahsediyor. Fenalık geldi üstüme. Ya biz karanlık alacak kuşağına mı girdik? Yok, abimi de ikna edemeyecek. Ya zırdeli oğlum bu adam. Ne yapacağız? Allah'ım ne olur bir mucize olsun. Yalvarırım bir mucize olsun ya. Kelime-i şehadet getir delikanlı. Getirmeden gitmek istiyorsan sen bilirsin. İndir o silahı Haşmet Bey. Emriniz olur Azime Hanım. Neden indirecekmişim? Senin ne işin var burada, babaanne çıkar mısın? O zaman önce beni öldür. Torunumu vurmak için beni geçmen gerek. Hay hay, emriniz olur Azime Hanım. Babaanne çıkar mısın dışarı lütfen? Çekil önümden be deli kadın. Bu mesele bugün burada çözülecek. O elindekiyle hangi meseleye çözüm bulunmuş bugüne kadar? İndir o silahı. Bana felsefe yapmaz mı? Haşmet Bey yeter lütfen, verir misin silahı? Çek elini delikanlı. Haşmet Bey gelin. Elini çek delikanlı. Haşmet Bey beni mi vuracaksınız? Silahı tutma. Oyna vurun. Gelin mi vurun. Haşmet
Abi! 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 Gel buradayım. Ay. Ne oluyor kızım, bu kadar acil olan neydi? Nöbeti zorsattın. Ah arkadaşım, ah. Dön de şu masaya bir bak. Hangi masaya? Şuna. Evet, bakıyorum. Boş değil mi? Boş İpek'cim, boş. Ne oldu ya, sen ben gelmeden önce ne içtin? Çay içtim. Sen o masaya bir bakar mısın? Bak bak. O masa var ya, o ucuz, o kıytırık masa var ya. Heh. Bir aşk bitti o masada. O masada bir devir kapandı Aslı. Bitti. İpek'cim bak şimdi şöyle yapıyoruz. Sen bana doğru düzgün anlatıyorsun ya bu olanları... ...ya da ben bu çantayı artık indiriyorum senin kafana. Ne oluyor? Aslı. Hı. Bizim bildiğimiz Murat var ya. Murat. Hayat'ın kocası olan Murat. Var, evet var. Biraz önce o masada... Hayat'ı aldattı. Bizim arkadaşımızı aldattı. Yok artık ya. Ciddi misin sen? Ciddiyim. Maalesef ciddiyim. Ayrıca ben kanıtsız konuşmam. Al bak. Gör de inanma bakalım. Her şey düzelecek. Güven benim hislerime. Of, tuval iyiyim ben. Tuval sen aşağı in, sen toplantı odasına. Yalnız bırakma onları. Neydi o az önce yaptığın kahramanlık? Hı? Sakın bir daha yapayım deme. Böyle bir aptallık sakın. Ya ne yapsaydım? Dedemin şakası olmadığını sen de gördün. Gerçekten ateş etti. Seni gerçekten... İşte tam da bu yüzden söyledim zaten. Olur. Bir daha aptallık etmem. Ama sen de bir daha benim elimi tutma. Anlamadım. Dün geceki gibi. Bir daha benim elimi tutma. Ne demek bu şimdi? Ben senin elini tuttum falan filan mı? Öyle bir şey yok. Dün gece yanımda yatmışsın ya, o zaman tutmuşsun. İnkar mı edeceksin? Bütün gece seninle uğraştım. Yani isteyerek olmuş olan bir şey değil. Ayrıca senin sırtına taşındığından dolayı yorgun düşmüş olabilirim. Bu gayet doğal. Olabilir. Tabii. Ben de elimi tut diye zor kullanmış olabilirim. Ha, hayal kurma hayat, öyle bir şey olmadı. Olma ihtimali de pek yok. Ne garip değil mi? Hayal kuruyorsun, fotoğrafını yapıyorlar. Bunlar ne böyle, sen benim fotoğrafımı mı çektin? Niye şaşırıyorsun ki? Evet, fotoğrafını çektim. Amacın neydi peki? Benim tek bir amacım var Murat. Beni affetmen. Dün gece... ...benim kocam elimi böyle sımsıkı tutabiliyorsa beni affedebilir dedim. Ne yapıyorsun sen ya? Al bakalım. Telefondaki fotoğrafları sildim. Hepsi yok oldu. O fotoğrafları sildin diye o anlar yok olacak değil. Gördün mü bak? Bir şeyleri hafızadan silmek öyle tek bir tuşla olacak kadar basit bir şey değil. Ben de öyle olsun istiyorum ama olmuyor.
canım. Ha öyle öyle. Tamam bak şimdi sen telefonu kapat. Sonra tekrar konuşuruz biz seninle. Tamam canım hadi. Hadi. Vallahi yıldım. Billahi yıldım. Bu kaçıncı telefon ya? Zümrüt. Bak canım. İki kulağını da aç, beni dikkatlice dinle canım. Tamam mı? Hatta istersen not da alabilirsin. Şimdi sen kalkıyorsun, Fadime yengenin ortanca gelini müessere gidiyorsun. Diyorsun ki, az önce diyorsun, Emine ablam diyorsun, uzun uzun anlatmış sana diyorsun. İşin aslını, astarını iyice öğreniyorsun. He? Neden mi? Kızım, laf anlatmaktan dilimde tüy bitti, tüy, içim tükendi. Yeter ya! Ha bak bak dur. Siz ne yapın aslında biliyor musun? Şey yapın, köy meydanında toplanın. Halka sesleniş düzenleyin. Hani duyan duymayan kalmasın. Tamam mı? Tamam mı Zümrüt, anladın mı beni? Heh. Oh. Oh vallahi bir rahatlama geldi. Çok şükür. Vallahi iyisin Emine. Bayağı sevap aldın bugün. Niye sevap aldın kız? Hak edene haddini bildirmek, fakir giydirmek kadar sevapmış derler. He ya, bayağı sevap almışımdır o zaman. Yani bayağı bayağı giydirdik kadına yani. Oy, o bir şey değildi. Giresun çalkalanıyor. İyice battık biz. Asıl ben neyi düşünüyorum biliyor musun? Sefere neyi nasıl diyeceğiz? Yine arıyorlar. Ne merak varmış bu köyde ya. Dur açma. Yunanistan yazıyor. Kontrol çalıyorlarmış. Gavur numara gördün mü açmayacaksın. Yunanistan mı? Ha. En azından köyden değil bu sefer. He köyden değil bu sefer. Çünkü bu sefer arayan Sefer. Ne? Sefer mi? Ne yapacaksın kız? Ne bileyim ben. Kapandı. İliklerime kadar hissediyorum. On binlerce voltluk gerilim var şu an ortamda. Vallahi doğru söylüyorsun Tuval. Daha önce babaannemi hiç bu kadar gergin görmemiştim. Onların arasında ne var sence kuzum? Ne mi var? Ne olacak canım? Ya gayet ortada değil mi? Belli ki nefret var. Dorukçum. Hiçbir fikrin yok değil mi? Aşkla nefret arasında incecik bir hat vardır. Thin red line, don't you see? Benden kaçmaz. Bunlar eski aşık falan çıkarsa hiç şaşırma. Ya olmaz öyle bir şey canım. Hem ne alaka ya? Babaannem ve aşk. Şapşik mi napponçikim benim? Onlar hiç genç olmadı mı sanıyorsun? Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu basın toplantısının düzenleme nedenimi kısaca açıklayacağım. Bildiğiniz üzere kasten yapılan bir yalan haberle ailemin ismi lekelenmek isteniyor. Gerçek şu ki Haşmet Bey dedemle birlikte bu şirketin kurulmasına emek vermiş değerli bir aile büyüğümdür. İkincisi hisse paylaşımının yaptığım evlilikle yakından uzaktan hiçbir ilgisi yoktur. Bu nedenle herkesin önünde kendisinden özür diliyorum tekrar ve bu yalan haberi çıkaran kişiler hakkında soruşturma başlatıldığını belirtmek istiyorum. Haşmet Bey, bu konuda siz ne diyeceksiniz?
Aslında bu özür benim için geçerli. Ama yeterli değil. Hani bu hanım da benden özür dilerse bir düşünürüm. Bu Azime kadın, bu Azime hanımefendi gelmiş geçmiş tüm günahları için benden özür dilerse bu iş kapanır. Ne münasebet? Daha neler Haşmet Bey? Biraz ciddiyet lütfen. Hayatımda hiç bu kadar ciddi olmadım. Benden özür diledim, diledim. Ya dilersin ya da... Ya da ne? Ya da ne ha? Daha ne yapacaksınız? Yaptıklarınız yetmedi mi? Benden özürü daha siz çok beklersiniz. Arkadaşlar, ne yazacağınızı anladınız mı? Haşmet Uzun affetmedi, affetmeyecek. Arkadaşlar geldiğiniz için teşekkür ederim tekrar. Güvenlik size çıkışı gösterecektir. Çok teşekkür ederim tekrar. Merhaba. Kızlar. Hoş geldiniz. Hayırdır? Aslı'cığım sen mi söylersin yoksa ben direkt dalayım mı mevzuya? Yok ben söylerim. Kızım ben o zaman kibarlığımı bir kenara bırakıyorum ve konuya giriyorum. Murat. Hayat. Biz size... Evet. Aa, yeter artık bakın kızlar. Bakın ben bir mevzu daha kaldıracak durumda değilim. Ne oldu söyleyin. Yok be kızım hiç öyle bir şey değil ki öyle şey değil yani kötü bir şey yok. Biz size... Aslı hadi işimiz gücümüz var. Biz bu akşam size misafir falan gelelim ya. Aa, ne güzel düşünmüşsünüz ya. Evet, çok güzel düşünmüşsünüz. Hatta benim daha iyi bir fikrim var. Bence siz bize yemeğe gelin. Tuval, Doruk, Kerem lütfen siz de gelin. Böyle akşam güzel vakit geçirelim hep beraber. Eğleniriz. Ya ne nazik davet. Kaçırmayız değil mi arkadaşlar? Neyse, çok mantıksız oldu. Yok şimdi bir şekilde. Artık. Derya Hanım yemeğe inmeyecek mi? Gelmeyecekmiş, olasını istedi. Ver ben götürürüm. Oraya bırakabilirsin. Yemeğini getirdim. Aa. Kesin kıyamet kopacak. Ya da içine zehir kattınız. Aslında bunu çoktan hak ettin. Hele bugün yaşadığımız onca şeyden sonra. Bugün yaşadığımız rezillik de mi benim suçumdu yani?
Derya, seni bir büyüğün olarak son kez uyarıyorum. Hayatın ailesiyle uğraşmayı bırak yavrum. Hı hı, tamam. Bitti mi? Kızım, bir kez olsun dinle beni. Bak, insan gibi söylüyorum. Dinledim işte. Başka bir şey var mı? La havle. Senden adam olmaz. Şu Haşmet Bey denen adamdan aslında siz de pek haz etmiyorsunuz değil mi Azime Hanım? Basın toplantısında olanları duyunca. Çıkar ağzındaki baklayı. Ne demeye çalışıyorsun sen? Geçen gece yemekte de bir gariptiniz. Yani neredeyse ben bile üzülecektim halinize. Haddini bil. Seni iyi niyetimle uyarıyorum. Haddini aşıyorsun. Gerçekten. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Benim aşka saygım sonsuz. Ve sizin hikayenizin de müthiş bir aşk romanı olacağına adım gibi eminim. Hatta adını da kavuşamayanlar koyarız. Ne dersiniz? Sende hiç utanma yok. Yazık. Gerçekten yok. Rezilin tekisin sen. Rezil. Şimdi elma kabuğunda uyutulmuş mango yahnisini... Ama! Dikkat ediyoruz burada. Dikkatli tabağa yerleştiriyorum. Ya bu hangi yörenin yemeği oluyor acaba? Benim yöremin tabii ki de. Buna fusion mutfak derler. Tarifleri kendinden ilham aldım. Bu fusion mutfak dedikleri de tamamen saçmalık yani. Başkasının kültürünü alıp kendininmiş gibi yapamazsın. Çünkü o senin değil. Çünkü onun bir sahibi var. Calm down bebeğin. Kimsenin kültürünü çaldığım falan yok. Hatta kendi öz kültürümü bile kattım bu mutfağa. Şişt, Hayat, sen dinle. Yoluna taş koyulmuş, balzamik soslu kuzu böbreğini ekliyorum. Hayat! Ah! Gördünüz mü? Ve son olarak uyutulmuş armut kompostosu yatağına almış. Bu ne canım? Herkes herkesin yatağında. Brezilya dizisinde miyiz? Vallahi tatlı da birinin gayrimeşru çocuğu çıkacak diye korkmaya başladım ben. Bu bir sanat canım. Tamam mı? Zıt kutupların romantik buluşması. Yani tıpkı salçalı biber, bal kabağı tatlısı gibi, anladın mı? Anladım. Çok iyi anladım. Kızlar. Hadi öldük aşktan ya. Ladies and gentlemen, ziyafet başlasın. Kapın tabakları. Planın ne? Planın derken? Evet, bu kadar kişiyi boşuna çağırmazsın sen. Kesin bir planın vardır. Planımızı hala uygulamaya sokamadık. Biliyorum. Bakıyorum her yere. Yok Murat'ın telefonu. Yatak odasında herhalde. Aslı. Ciğerci kedisi gibi doruğu kesmeyi keser misin artık? İşimize odaklanalım. İyi be. Abi.
plan yapmam lazım. Ya Aslı bu akşam böyle kanka olmadığımızı itiraf etse bomba olmaz mı? Vallahi asıl benim plan yapmam lazım kardeşim. Hem İpek'le barışıp hem de haklı çıkmam lazım. Sen de imkansız istiyorsun be abicim. Bence git paşa paşa özrünü dile. Bak bir erkek bir kadınla kavgasından asla haklı çıkamaz. Evet, seni bekliyorum. Niye çağırdın herkese? Bu evde intikam planları yapan sizsiniz Murat Bey. Siz söyleyin planım neymiş? Valla plan kurmak konusunda sizin elinize su dökemem ben Hayat Hanım. Malum, benimle aylarca dalga geçtiğinizi unutmadım hala. Onu biliyoruz. Her gün her an hatırlatıyorsun. Ama şunu unutma. Artık karşında her şeye boyun eğen bir hayat olmayacak. Bak sen ne yapacaksın? Gene barları mı atacaksın kendine? Yalnız şunu bil. Bu defa o kadar alınacı davranmayacağım. Ne yapacaksın? Hareketlerine dikkat et. Bir şeyler yaparken kim olduğunu sakın unutma. Sen benim karımsın. Öyle mi? Hı hı. Ama hala bir yüzüğüm yok. Ne oluyor burada? Ne var aranızda? Yok bir şey. Aşk ton bağı salta yaparken yardım ediyordu. Sana aşk ton mu dedim? Ben mi yanlış duydum? Acaba yeni gelin sendromuna mı yakalandı? Kızım bir kanalda dur, başım döndü. Aman baba ne yapayım, hepsi birbirinin aynı ya. Hem zaten birazdan benim dizi başlayacak. He. Ben dizimi seyredeceğim, sen git yat diyorsun yani. Aa, estağfurullah babacığım, olur mu öyle şey? Aşk olsun. Ne istiyorsun söyle, ajans açayım mı sana, haber mi almak istiyorsun? Ben bir şey istemiyorum, ben gidip yatacağım. Sen yarın sabah benim takım elbisemi hazır et. Hayırdır baba, resmi bir yere mi gideceksin? Dükkana gideceğim. Dükkan? Bizim dükkan mı var baba? Var ya, sarte. Sarsılmaz tekstil. Hı. İyi de babacığım, orası hayatın değil mi? Evet, hayatımdır. Ben de hayatın dedesi olarak Karabasan gibi çökeceğim tepelerine. O Azime Hatun var ya, Azime Hatun. Ayağıma kadar gelip ben ettim sen etme Haşmet diyecek. Göreceksin. Hadi bana eyvallah. Allah rahatlık versin babacığım. Anam, anam. Planlara bak, planlara. Bitmiyor, bitmiyor. Ah, ah. Zavallı kayınvalideciğim de çok çektiydi. Şimdi de ben çıkıyorum. Haydi bakalım. Bu görsel şölen karşısında etkilendiğinizin farkındayım ama bunlar yemek için yapıldı. Kimse yemeyecek mi? Vallahi ben rejimdeyim. Tuval Hanım, ben bir parça ekmek alabilir miyim? Ama bu özel yemeklerin tadını gölgeleme. Gölgelemem canım, niye gölgeleyim ya? Ekşisi mi var bunun içinde? Çok güzel olmuş ya. Ben bir gidip geleyim. Ama bizim İpek de koca kız oldu, hala yemeğe oturmadan çişini yapmayı akıl edemiyor. Sonra sofrada çişi geliyor hep.
efendim. Murat'ım. Aşkı Tom. Sen niye yemiyorsun yemeğini? Yürüme. Ay siz kapı kumrular mısınız? Çok mu tatlısınız siz ya? Böbreğinden de ye, böbreğinden. Arkandan ağlar. Su mu istiyorsun? Kocacığım, karnını suyla doyurdun. Hayatım. Yeter be. Şortlarınızı ekşitmeyin. Anladım. Beğenmediniz. Çok öyle demeyelim ama damak tadımız uymadı diyelim. Hah. Aman boş verin. Bırakın şunları. Kebap ısmarlayın çabuk. Hah. İşte bu ya. İşte bu. Evet ya. Bu işte. Şöyle acılı bir Adana. Ben 1,5 yerim. 2 tane de lahmacun ekleyelim. Kocacığım. Senin bir kebapçın vardı. Neydi adı? Numarası vardı sende. Evet numarası vardı bende. Şimdi ararız. Yarım saate getirir. Karıcığım. Ne duruyorsun? Arasana, karnım acıktı. Tamam. Aa, odada kaldı galiba, telefonu dur getireyim. Dur, sen hiç kalkma. Çünkü zaten ben yukarı çıkacaktım. İpeye bakayım artık düştü mü deli yani. Hafta değil mi bu kadar saattir? Nerede demiştin sen telefon? Benim odamda yukarıda. Saattir ruhum bile duymuyor. Ne yapayım? Afiyelik yapıyoruz burada, kolay mı? Yap gelen ben değil de Murat olsaydı. O zaman ne yapacaktın zehir Afiye? Aslı bir fırçalamayı keser misin? Daha ciddi bir sorunumuz var. Telefon şifreli açamıyorum. Hayatın doğum günü denedin mi? Ne bileyim işte tanışmayı dönümlerini falan. Denedim. Olmadı. Tek hakkımız kaldı. O zaman onu da sonra bakacağız. Ver telefonu hadi inelim aşağı. Dur bir dakika ya. Açacağım ben. Ben geliyorum. Aslı, İpek. Bulabildiniz mi? Gel, gel. Şuraya. Saçmalama. Yatağın altı daha mantıklı, doğru. Aslı, İpek. Nerede bunlar ya? Allah'ım inşallah gelmesin. O elinde ne oluyor? Sesini kız. Kız sana ses. Kesin o kıza. Az alıyor. Bırak kızı. Kızı. Şunu sesini kız. Kızlar, ne yapıyorsunuz burada? Murat.
İpek, ben söylüyorum. Saçmalama sakın. Vallahi söylüyorum. Artık çünkü saklanacak bir şey yok. Sakın dedim. Mecbur söylüyorum. Evet. İpek'in tuvalet fobisi var. Saçma değil mi? Ne kadar saçma söylenince. Ama ne yapacaksın? Korku. Korku? Nasıl bir korku bu? Anla işte canım. Tek başına yapamıyor. Yanına illa biri olacak. Hiç komik değil. Aslında hiç komik değil. Ya Muratçım. Öyle işte. Ya küçükken fare girmişti tuvalete. O günden beri hiç. Ya koca kız ama geçmiyor. Niye? Çocukluk travması çünkü. Öyle kolay atlatılmıyor. Ne yaparsın işte öyle. Murat kimseye söylemezsin değil mi? Yani çok utanıyorum ben çünkü. Bir tek Aslı biliyor. Vallahi hayat bile bilmiyor. Tamam tamam. Kimseye söylemem, merak etmeyin. Çok teşekkür ederim arkadaşım beni beklediğin için ya. Bu ne demek arkadaşım, hep her zaman. Kızlar. Telefonumu alabilir miyim? Aa. Lavabon kenarını bulursun ya. Yaş kebabı da söylesem mi artık, öldük açlıktan, bu neymiş ne saçma şey. Oğuz ilk çaldık valla. İddia ederler ama. Ha öyle mi? Çok biliyorsan kendin söyleseydin canım. Ay tamam tamam. Ben kızın adını öğrendim ya. Yeter o bana. Neydi? Hazan mıydı? Evet hadi. Murat nerede? Ya giden gelmiyor ya. Ne oluyoruz? Yok bir şey canım. Telefonla konuşuyordu. Gelir şimdi. Kocacığım, o palto ne? Üşüdüysen hırka giyseydin. Ha, benim çıkmam lazım. Bu kebapçı eve getirmiyor mu ya? Biz gider Doruk'la alırız. Siparişiniz yarım saat sonra gelecek. Benim başka bir işim çıktı, size afiyet olsun. Ben de geleyim. Yok yok, sen otur, kızları bırakırsın. Kocacığım, sen bu saatte nereye? Ne işin var? Misafirlerimize ayıp olmuyor mu? Dedim ya bir işim var diye. Ki sen zaten idare edebilirsin galiba karıcığım. Afiyet olsun şimdiden, hoşça kal. Ben gideyim de su getireyim o zaman. Gideyim de su getireyim. Ben yardım edeyim. Şimdi o beceriksiz, beceremez. Bir kaşık su da boğul. Allah. Ben de yardım edeyim. Oha dün. Çüş yani. İki günlük evli bu adam be. Neyin çapkınlığı bu ya? Bak bak nasıl gitti kızım bir telefonla. Aklıma bir şey geliyor aslında ama mantıklı bir açıklama olabilir. Ne mantığı ya? Ne mantığı? Erkek milleti işte. Bak şimdi. Şimdi bizim kız bu Murat'ı kandırdı ya. Şimdi bu da aklınca bu şekilde intikam mı alıyor acaba? Ya. Siz ne karıştırıyorsunuz? Karıştırmak yok. Su dolduruyorduk. Dolduruyorum. Dolduracağız. Hmm. Yemezler. Bütün gece fısıldaşmalar, bir kaş gözler. Dökülün.
Yok, ben dayanamayacağım. Ne yapacaksın? Arayacağım. Nerede, ne işi var bu saatte? Açmayacak mısın? Ben onu daha sonra ararım. Benden bahsetmedin, değil mi? Zamanı gelince söyleyeceğim. Bak, ben gerçekten mecbur olmasam seni aramazdım. Ayrıca fikrini değiştirip bana bir şans verdiğin için de teşekkür ederim. Nereye gitmiş olabilir? İkiniz de bana bakın. Bir daha sormayacağım. Murat nereye gitti? Vallahi bilmiyorum ki, bak ben de geleyim dedim, beni çağırmadı. Ama gelirsen merak etme ya. Vallahi ben de bilmiyorum. Ya zaten bilsem söylerim, biliyorsun. Siz? Ne demek sevgilisiyle buluşmaya gitti? Saçmalamayın. Olmuş vallahi. Hı? Ne yapacaksın? Allah beterinden saklasın. Ama bence döner yine yuvasına. Değil mi? Genç adam sonuçta, kanı kaynıyor. Aslı sen ne diyorsun? Bir anda yaşlandın mı üzüntüden? Hakikaten ben ne diyorum ya? Böyle işte. Al birini, vur ötekine. Boşta bırakmaya gelmiyor. Hemen gözleri dönüveriyor. Ay yeter! Aslı, İpek. Bir kendinize gelin, sivuple. Kontaklarımı attırmayın. Ya, silkelenin lütfen, silkelenin. Biz sıradan bir erkekten değil, Murat Sarsılmaz'dan bahsediyoruz. Bir yanlışınız vardır kesin. İpekçim, sence artık kanıtlarımızı Tuval Hanım'ın yüce huzuruna sunalım mı? Sunalım Aslı'cığım. Şey! Sen kimsin küçük cadı? Söyle bana kimsin sen? Ben de Tuval'sem seni bulup canını okuyacağım. Don't! Mesap, tüvalı yanık ol. Bak bak, bana nasıl bakıyor bak, bak bak. İçeri gelmek istemez misin? Yok ya. Bu akşam olmaz. Belki sonra. Peki sen bilirsin. Israr yok. Ama istediğin zaman gelebilirsin. Yani bu kapı sana her zaman açık. Bu arada teşekkür ederim. Yani ben mecbur olmasam senden istemezdim. Ama en kısa zamanda ödeyeceğim borcumu. Önemli değil. Borç olarak vermedim. Ya
Arasam dert aramasam çatlayacağım. Laftan anlar mı? Tesadüflere inanma. Benim bir bildiğim yok. Çok bilenlere solum kötü kadın, sıkıldım beni atın şu gıybet oyunundan. Yalancının mumu söner, hikaye başa döner. Şarkı vardı neydi? Arkadaşım işim var dediyse bir kere işi vardır, tamam mı? Tabii tabii. İpek, söylemek istediğin bir şeyler varsa açık açık konuşabilirsin. Hiçbir şey söylemiyorum. Öf, ama ya belli oldu siz yine kavga edeceksiniz. Vallahi sizi hiç çekemem ama başım ağrıyıp duruyor. Cık, gidiyorum ben. Ben Murat'a kefilim. İşim var dediyse demek ki önemli bir işi var Murat'ın. Tabii. Murat çok dürüst çocuk değil mi? Pırlanta gibi çocuk, hiç yalan söylemez. Ama başka şeyleri yapmayı da ihmal etmez. Lahmacun yemek gibi mesela. Lahmacun ne ya? Cuk oturdu değil mi? Anladın sen onu. İpek, lahmacun ne? Ya bırak şu kebapçı triplerini. Açık açık söyle işte, karşındayım. Dökül. Sen dökül sen. Tuvale aşık mısın değil misin? Oha! Yok artık. İpek, ne saçmalıyorsun sen? Saçmalığın dibi. Saçmalığın dibine biz vurduk Kerem Bey. Sen beni bir günde mazi yaptın be. Bir günde unuttun sen beni. Ben unuttum seni. Öptün mü? Yoksa ben rüyada mıyım? Öptüm. Öptüm. Sevdiğim kızı öpemez miyim? Ne yapıyorsun lan mahallenin ortasında? Ne var lan? Bir daha öperim. Ya biri görecek ya. Deli misin? Deliyim. Vallahi deliyim. Biz sevdik mi böyle severiz işte. Ömürlük severiz. Öyle bir gün falan değil. Hastalıkta, sağlıkta. Dizi çıkık eşortmanlarını da çöp atmaya giderken severiz. Ne haber?
Ya sen benim dizi çıkık eşofmanımı nereden biliyorsun? Biz biliriz. Seviyorsunuz mu beni bıyıklı? Seviyoruz be. Hastanız be. Aşığız be. Daha ne olsun? Gel buraya. Sen uyumuyor muydun? Ne oluyor be? Aşağıda yatacaksın. Bu da sırf vicdanlı bir insan olduğum için. Daha fazla açıklamayı hak etmiyorsun Murat. İyi. Ben de aynını yapacaktım zaten. Şuna bak ya, şuna bak ya. Umurunda bile değil. Gerçekten mi? Çok sağ ol canım ya. Ben de 40 saattir düşünüyorum acaba ne o diye kara kara. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Kokla bunu, kokla. Hayat ne yapıyorsun, saçmalama. Kadın parfümü kokuyor bu Murat. Biz buna mı geçtik şimdi? Hayat, uykum var, lütfen yapma şöyle, hadi git yat ya. Eserrengiz bir telefon geldi, fişek gibi çıktın gittin. Sonra dönüyorsun üstüne kadın parfümü. Sen benim canımı böyle mi acıtacaksın şimdi? Hayat, ciddi misin sen? Ya saçmalama, git yat uyu lütfen ya. Bak. Bana her şeyi yap. Ama lütfen intikamını böyle alma. Bana istediğin kadar kötü davran. Ama asla aramıza birini sokma. Hayat, ben öyle bir şey yapmam. Tamam, hadi. Bana yalan söylüyorsan giderim. Bak sen. Niye? Yalan söyleyenler öyle mi yapılıyormuş? İyi, gidiyorum o zaman. Yeter ya. Niye çekiyorum ki zaten? Yapmadım diyorsam yapmadım. Nereye gittin söyle o zaman. Sana bu konuda açıklama yapmayacağım. Sen de şunu unutma. Eğer bu kapıdan çıkarsan bir daha geri gelemezsin. Sana inanıyorum.
Ama eğer gizlediğim bir şey varsa bu benim elbet karşıma çıkar. O zaman hayatta Murat diye bir şey kalmaz. Yüzümü bir daha göremezsin. Bunu sakın unutma. Oh, karı koca keyfinize diyecek yok maşallah. Nereden böyle? Biraz yürüyüş yaptık anacığım ya. Gelsenize masaya. Yok, biz o işi dışarıda hallettik, gerek yok, sağ ol. Necdet. Konuşalım biraz. Olur anacığım, konuşalım. Oğlum, Murat'a küs olmak çok ağrıma gidiyor. Bu gidişle oğlanı kaybedeceğiz. Bir şeyler yapmamız lazım. Daha ne yapabiliriz anacığım? Ha? Murat zaten bugüne kadar istediği her şeyi yapmadı mı? Hisselerin yarısını zaten kimseye sormadan, danışmadan verdiniz karısına. Artık verecek neyimiz kaldı ki? Ne yapsın bir de oğlunun ayaklarına mı kapansın adam? Derya, sen bu işe karışma lütfen. İstersen bir kere daha konuşalım. Murat'ın bu eve taşınmasını iste. Oldu olacak, bizi de kapı dışarı edin bari. Derya, ben sana karışma demedim mi? Necat'cığım, görmüyor musun? Aklı sıra bana ders vermeye çalışıyor. Anlaşılan dün akşamki sözlerim size çok dokunmuş Azime Hanım. Bir dakika, bir dakika. Neden bahsediyorsun sen? Annenin hayat hayranlığı yetmedi. Şimdi de Haşmet Bey çıktı başımıza. Derya, yeter. Ne demek oluyor bu? Ne demek olduğunu yakında anlarsın. Haşmet Bey de bu eve taşınırsa hiç şaşırma. Yeter dedim Derya. Hayır, niye bu kadar hassasiyet, hiç anlamıyorum. Ha, bir dakika, bir dakika. Aklıma bir fikir geldi. Siz niye Haşmet Bey'le evlenmiyorsunuz? Hem o zaman belki de... gelecek. O kadar. Bir şey demeyecek misin Necat? Yeter artık Derya. Bıktım kavgalarınızdan yahu. Rahat bırakın beni. Ne haliniz varsa görün. Vallahi her telefon çalışında yüreğim ağzıma geliyor Fadik. Sefer tekrar arayacak diye ödüm patlıyor vallahi. Sefer mi? Babası. Efendim babacığım. He, gömlekleri ütülüyoruz babacığım. Tamam babacığım, tamam. Anladım. Şey... Seni yan odadan mı arıyor? He, bedavası mı ne varmış da? Bu aralar iyice bir tuhaf oldu ha. Kız sarsılmazların başına bela olacakmış ya. Bela mı? Ya. Ne kadar mükemmel bir gün bu ya. Her şey ne kadar tatlı değil mi Aslı? Ya. Ya. Kerem benim. Ben Kerem'in eline karışır diye bağırsam mı acaba?
Hatta şu pencereden bir bağırayım ben bana. Dur 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 dur. Dur dur bağırma, ne olur bağırma. Bak anlıyorum senin için yanıyor arkadaşım ama hava buz. Hava soğuk mu ya? Soğuk ya. Soğuk. Ay Aslı, bana hiç öyle gelmiyor biliyor musun? Bana böyle Haziran, Temmuz, Mayıs ortaları ilkbahar gibi bir şey geliyor yani. Ay yanıyorum. Her gün. Şey yapayım ben. Sokağa çıkayım, koşayım birazcık, bir tane duvar bulayım. Duvarı ne yapacaksın ya? Şiir yazacağım. Düşün, ben, İpek, şiir yazacağım böyle romantik romantik. Belki sosyal medyada fenomen olur ha. Hı? Ya, bir de sen onları bestelersin. Harika fikir kızım. Ay dur ya, benim gitarım nerede? Dur. Kızım ben hayatı söylemedim. Dur, 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 dur Allah aşkına dur. Bak benim şahane bir fikrim var. Bayılırsın. Kutlama kahvaltısı. Süper, süper fikir. Bayılırım kutlama kahvaltısına. Oh, iyi. Arayayım ben hayata. Ara. Dur. Hay. Başım ağrıyor. Dün geceden uykusuzum da. Babaannem seni niye çağırmış? Söylemedin mi bir şey? Aslında dün görüşecektik de. Olanlardan sonra bugüne kaldı. Ne haber Aslı? İyi kuzum, senden ne haber? İyi işte. Başım ağrıyor biraz. Olsun. Kabus dolu bir geceydi. Ha, iyi ama geçmiş olsun. Hayat, bizim acilen toplanmamız lazım. Neden? Ne oldu ki? Neden acil? Ya kızım acil işte ya. Telefonda konuşulacak bir şey değil. Tamam buluşalım ama benim önce Özlem Hanım'la görüşmem gerek. Sonra gelirim yanıza. İyi tamam hadi sen hallet işlerini, ara bizi sonra. Tamam hadi bay bay. Ne diyor? Murat bu kızda ne buluyor ya? Gerçekten anlamıyorum. Hayatın tırnağı olamaz değil mi? Aynen. Kesinlikle. Bakma şuna yeter be. Aa. Bak bak. Sağ ol. Ay. Çok güzel görünüyor. Ben dayanamayacağım. Ye güzel kızım. Bu kadar güzel mıhlama yapan başka bir yer bulamazsın. Dedenin köylüleri bunlar. Dedem hakkında ne kadar çok şey biliyorsunuz Azime Hanım. Rahmetli eşimle deden yakındılar. Neyse bırakalım eskileri. Sana sormak istediğim bir şey var. Aklıma takılan bir şey. Tabii sorun. Ama bana doğruyu söyleyeceksin. Murat seni affetti mi? Aa. Neden sordunuz ki? Murat bir şey mi dedi? Yok. Bir şey demedi. Emin olmak istedim. İçiniz rahat olsun Azime Hanım. Murat bana bebek gibi bakıyor. Kendimi prenses gibi falan hissediyorum. Çık başka odada uyuyorum. Çık! Sen de şunu unutma. Eğer bu kapıdan çıkarsan bir daha gidip gelemezsin. Elimi hiçbir şeye sürdürmüyor. Ya. Bana hiç kıyamıyor. Sana kahve yaptım. İstemiyorum ama.
Bravo. Bak, her şeyi mahvettiğin gibi bunu da mahvettin. Gördün mü? Mutlu musun şimdi? Bana kahvaltı hazırlamak zorunda değilsin hayatım. Biz o bildiğin mutlu çiftlerden değiliz. Olmayacağız da. O yüzden boşuna hayal kurma artık. Biz birbirimizi seviyoruz. Hı hı. Ben de aynı fikirdeyim. Ama sevmek yetmiyor bazen. Böyle yapamam ben. Mutlu, hiçbir şey olmamış gibi devam edemem. Niye? Zor mu geldi? Bence yapabilirsin. Ne de olsa rol yapmak konusunda iyisin. İlk başlarda böyle değildi. Öfkeliydi, kızgındı. Ama hepsi geçti. Ne zaman bitecek? Cezam. Ne zaman bitecek? Çay mı? Bir yıl mı? 10 yıl mı? Ne yapacağım? Ne zamana kadar üzeceksin beni? Beni bir daha hiç sevmeyecek misin? Sanki eskisinden bile iyiyiz. İnanmazsınız yani. İyi ki onları yaşamışız diyeceğim o derece. Demek bütün öfkesi bana şimdi. Size mi? İşte yok öyle bir şey değil. Öfke saman alevi gibi. Git söner gider. Ye yemeğini güzel kızım. Tabii. İyiyim ben. Aklını kaçırmış olmalısın. Are you out of your mind? Bir sorun olduğunu anlamıştım ama bu kadarı çok fazla Muratçım. Sen aptal mısın? Tuval, ne oluyor? Bir sakin olur musun? Ne dediğini anlamıyorum. Bu fotoğraflar ne Allah aşkına? Hayatını nasıl aldatabilirsin? Nereden buldun sen bu fotoğrafları? 2 tane saatli bombaya bağlamış kişinin telefonlarının ekranından canım. Tuval, bir adam gibi söyler misin? Ne saat ne bombası ya? Çıldırma beni. Aslı ile İpek diyorum. İpek çekmiş bunları. Çok öfkeliler. Belki de şu an hayatın kucağına bırakıyorlar bombayı. Allah kahretsin. Telefonu. Al şunu. Haşmet Bey. Ben daha seni arıyordum. Çok önemli bir işim var. Daha sonra... Yok, acele etme. Seninle konuşacaklarım var. O acele iş biraz dursun. Bizim meselemiz daha önemli. Öyle mi? Öyle. Yani senin de şirketin bazı eksiğini yediğini konuşacağım. Eksik derken pardon? Hani ben şirkete gelip giderken böyle bazı eksikler tespit ettim. Seninle onları konuşacağız. Anladım ama daha sonra konuş. Olmaz şimdi. Hadi gel bakalım. Ne diyormuş Azime Hanım sana? Yok, önemli bir şey yok. Boş ver şimdi Azime Hanım ya. Biz asıl meselemize dönelim. Başka ne dedi Kerem? Yani işte hep sevmeye devam etmiş beni. Hiç vazgeçmemiş benden falan. Öyle dedi. Başka? Ya bir de
Her halimle seviyormuş, düşünsene. Keşkül bıyıklım ya. Boşuna hırpalamışsın kendini bu kadar zaman. Hayır, sadece kendini hırpalasa neyse. Bizi de bizimle bırakmadı ki canım, bizi de mahvetti. Hain Kerem. Takipçice söyleseydi canım. Ama ya. Baksana şuna. Kalpli kalpli fotoğraflar falan göndermiş. Ama bir yakışıyor ona ya. Bir hoşuma gidiyor benim yani. Tatlı. Ya bir gülüşü var kızlar. Böyle gavur görse imana gelir ya. Bir şöyle yan bakışı var. Sanırsın en sevdiğin mağaza indirime girmiş ya. İnsanın böyle koşup atlayası geliyor. Ya ama şunun yakışıklılığına bak. Aa, Murat neden seni arıyor ki? Telefonu çekmedi herhalde. Peki. Bak, o fotoğraflardan sakın hayata bahsetmiyorsun, tamam mı? Hangi fotoğraflar Murat? Murat. Hangi fotoğraflardan dedim? Alo Murat'cığım. Sırım bizde güvende, merak etme sen. Oldu. Anlatın çabuk, ne sırrı bu? Ne sırrı? Görmemem gereken fotoğraflar ne? Ne fotoğrafı canım? Fotoğraf nereden çıktı? Kızlar ne çeviriyorsunuz? Ne çevireceğiz be? Sen neden bizim bir iş çevirdiğimizi düşündün ki? Bak anlatın artık, gerçekten çok fena olacak. Hay Allah. Ne yapalım? Söyleyeceğiz artık yani. Söylemek zorundayız çünkü. Murat'ın da sürprizi bozulacak şimdi ama. Sürpriz. Ya Murat ya. Görüyor musun sen yaptığını? Kendi sürprizini kendi bozdu ya. Ne adamsın Murat ya. Sürpriz demek. Evet, sürpriz. Tabii. Peki siz şu sürprizi bana anlayabileceğim şekilde anlatır mısınız? Anlatırız tabii ki. Niye anlatayım? Şimdi bu Murat var ya, ne yapacak? Tabii ki bizden yardım istedi. İşte o fotoğraflar, o fotoğraflar. O onun fotoğrafları. Sen o fotoğrafları ne fotoğrafları sandın ki? Hadi kalksana ya. Ne duruyorsun, ne bekliyorsun hala? Git evine, sürprizini bekle canım. Bakalım beğenecek misin? Sürprizimi bekleyeyim. Bak hala duruyor bak. Kalk. Ara ama bizi de ara. Ay. Bize de anlat. Çok merak ediyorum. Şimdi Murat arayıp sürpriz yapması gerektiğini söylememiz lazım. Murat. Bir şeyler duydum ama ihtimal vermeyi bünyem reddediyor. Ahmet Bey her gün şirkete geleceğini söylüyor. Şaka değil mi? Tamam, güldük, eğlendik. It was very funny. Şimdi bana doğruyu söylüyorsun. Doğrusu bu tuval. Tamam. Anladım. Ben kabus görüyorum herhalde. Biri binicimcikler mi? Buna alışman lazım. Yapacak bir şey yok. Impossible. Olamaz. Ben bundan sonra ne yaparım? Onunla ilgilenmekle başlayabilirsin mesela. Çünkü benim halletmem gereken daha ciddi sorunlar var. Ciddi sorunlar derken... Kızlar mı söylemiş? Bunlar nasıl arkadaş ya? Onlar değil. Ben söyledim.
Efendim peki? Ne? Ne sürpriz ya? Ben mi hazırlayacağım? Gel kızım, gel. Gidi bakalım o eşeği. Şu eşeğin nallarını da bir yağlayayım, bir şey yedim mi? Ne öteyim böyle? Bak kızım. Ha. Bak. Ben de israftan yana değilim ama... yani kumaştan tasarruf edeceğiz diye de... etek bu kadar kısa yapılmaz ki. Yani müşterinin sağlığıyla oynuyorsunuz. Yakışımı dışarıda s**tın bunu ya. Bir dakika. Alo. Evet benim. Neden arıyorsunuz? Ha bildim bildim. Hemen gelmem mi lazım? Bu ne acele? Tamam tamam geliyorum. Ya benim acele bir yere gitmem lazım. Ya. Ha sen üzüldün ama yarın devam ederiz tamam mı? Ya çok üzüldüm tamam yarın şey yaparız. Ne duruyorsunuz? Kahvemi getir. Kızım, şimdi biz bu Murat'ın yalanına ortak olduk ama... hani bize mantıklı bir açıklama yapacaktır herhalde, değil mi? Bilmiyorum vallahi Aslı. Ben aslında onları kafede ilk gördüğümde böyle ikisine birden tekmeleri savuracaktım, olacaktı. Hesap falan sormalıydım ya. Bak, çok saçma ya. Sana da mantıksız gelmiyor mu? Yeni evli adam neden gidip sevgili yapsın? Bence kesinlikle vardır bunun mantıklı bir izah. Bilmem. Erkek sonuçta. Yapar. Biz bu işin peşini bırakmayacağız. Çözeceğiz. De şu sürpriz işini halledip hayatı ikna etsin de Murat Efendi. Adam kırmızı kar yağdırmış ya. Sürpriz onun için mesele değildir yani. Bak o gün kötü bir gündü. Tamam mı? Unutalım. Sen de kusura bakma. Öyle olsun madem. Yakışıklı abimin kafası yerine gelmiş demek. Teşekkürler. Sana inanıyorum. Ama eğer gizlediğim bir şey varsa... bu benim elbet karşıma çıkar. O zaman hayatta Murat diye bir şey kalmaz. Yüzümü bir daha göremezsin. Bunu sakın unutma. Resmen bugün bütün elbiselerini çirkin eşeği tutmuş. Dükkandan çıkana kadar hiç öyle durmuyorsunuz ama. Dikkat çekeceğim derken sinir hastası olacağım az kaldı. Doruk hoş geldin. Gel biraz yanıma. Buyur babaanne. Al, bunu abine götür ver. Sen niye vermedin bugün? Kafam karışıktı, unutmuşum yavrum. Ya babaanne, daha sonra versek olmuyor mu? Uzatma Doruk, götür ver hemen. Bir an önce taksın kız. Parmakları bomboş. Hiç yakışık almıyor. Hadi. Oldu işte ya.
oldu? Hasmet dedem. Ömrüne bereket Halit. Hoş geldin, sağ ol. Hayrola, para almaya mı geldin yoksa? Bak dedim, para mara yok. Daha maaşı almadım. Ayın 21'ine dedim ya abine. Yok dedem ya, ne parası. Sefer abi aradı. He. Size ulaşamamış da. İki haftaya geleceğim dedi. Haber et bizimkilere dedi de. He, gelsin bakalım. O da gelsin. Dertleri üst üste gelsin. Hoşuna dememişler fukarayı atılan taş yokuş yukarıdaki der diye. Kaderimiz mi böyle yazıldı, büyük bir günah mı işledik bilemedim. Ama kahpe dünya, ben bundan bir şey anlamadım. Salçalı makarna yaptım dolapta, ısıtır yersin. Beni bekleme, geç geleceğim hayat. Bak bak bak, biz faresine bak nasıl dumur oldu. Oh, oh olsun Murat Efendi. Kıskandırmak neymiş, merakla bırakmak neymiş göreceksin sen. Ay bir de gül almış. Suçunu örtecek aklı sıra. Yer miyim ben bu numaraları ha? Yer miyim? Rahat etsin ortalığı hayat. Şuraya bak. Her şey her yerde. Ne böyle ya? Gece hepsisi mi bunlar? Hepsi. Bu ne? Hayır bunu giysen ne olur, giymesen ne olur? Böyle bir şey giyip çıkmamıştır değil mi? Yok canım. Niye giysin ki? Nereye gitti şimdi bu ya? Ne zamandır ortada yok. Beni de aramıyor. Neredeyim diye hiç sormadı. Zatür olacağım burada. Oh. Geldi. Canım, suya koyacak herhalde. Anladı tabii çok bekleyeceğini. Aa, ne yapıyor bu ya? Güzelim çiçekleri çöpe mi attı bu? Kimle konuşuyor ki bu? Tamam, tamam dur sakin ol. Ne? Hırsız mı? Tamam, hemen geliyorum, tamam. Nereye gidiyor ki bu? Nereye gidiyor bu ya? Ne yapacağım ben şimdi? Ne
nasıl yetişeceğim ben şimdi ya? Seni Allah gönderdi. Ne oluyor? Yürü, takip et. Ya Hayat, ne oluyor? Anlatacağım, sen sür hadi. Bir şey falan mı içtin sen? Ya ne içeceğim? Hiçbir şey içmedim, saçmalama. Hadi Doruk, hızlan, yakala şunu. Tamam, yakalayayım da nereye gidiyoruz? Tam zamanda geldin ya. Şunları da babaannem göndermişti. Abime verecektim. Tamam, onu yakalayınca verirsin abime. Bir dakika ya, biz abimi mi takip ediyoruz? Bravo Doruk, nasıl da anladın? Acaba kimin olabilir bu öndeki araba? Hani gece hafiyecilik oynayacak değiliz değil mi? Hadi hızlan, hadi. Şu an bayağı hafiyecilik oynuyoruz yani, bunun başka bir açıklaması yok. Öyle değil o. Günlerdir içim kemiren bir kurt var. Bulup o kurdun başını ezmeye gidiyoruz. Baba, seninle alışverişe çıkalım, birkaç parça üst baş alalım ha. Böyle bugün yıka, yarın giy. Çok zor oluyor babam be. Benim yarını düşünme bile takatım yoktur Emine. Bakalım yarına sağa çıkacak mıyız? O nasıl söz öyle baba? Ağzından yer alsın. Tövbe de, kurban olayım, tövbe de. Daha yeni geldik hastaneden babam. Allah muhafaza. Ölüm Allah'ın emri kızım. Ne zaman geleceği onu da bir tek o bilir. Belki yarın, belki de... Sanki ölünceye kadar saçlarını saklayacağım. Sen de demiştin bana ki daha ölünceye kadar seni seveceğim. Aldı hayli zamanı, aldı hayli zamanı. Görmedim sevdim. Ben hala saklıyorum saçlarını, sözümü tuttum. Ama sen ne sözünü tuttun ne de küçük bir özürle gönlümü aldın. Bir özrü bile bana çok mu görüyorsun Azime? Çok görüyorsun. Geçti bizde sevda bu, geçti bizde sevda bu. Al cebim, al cebimde saçlarım.
bir şey söyler misin artık? Ne? Kavga falan mı ettiniz? Hayır, kavga falan etmedik. Ya peki neden abimi takip ediyoruz? Yani arayıp sorabilirsin nereye gittiğini. Ay yemin ederim şimdi bayılacağım. Demek ki aramamamız lazım değil mi Doruk? Peki abimin nereye gittiğini biliyor musun? Ne bileyim ben, ne bileyim. Bilsem neden takip edeyim? Vallahi hiçbir şey anlamadım şu anda. Ben de hiçbir şey anlamadım. Çözmeye gidiyoruz zaten. Hadi ya yakala şunu, yetiş. Beni aldatıyor. Ya seninle evlenebilmek için o kadar kişiyi karşısına aldı. Ve sen şu an aldatıyor diyorsun öyle mi? Bu kadar gizlemesinin başka bir açıklaması olamaz. Hayat, bir durur musun bak? Ne oldu ya? Sakin ol. Açın şunu. Açın şunu Murat. Ya hayat bir sakin olur musun? Olamam Doruk, bırak. Açın şunu Murat. Doruk. Murat'ı çağır bana. Siz kimsiniz? Karısıyım ben, anladın mı? Karısıyım. Murat. Murat, buraya gel Murat! Hayat, bir sakin olur musun? Hayat, ne işin var senin burada? En çok sen nefret ediyordun değil mi? Hayat. Sana sordum ben. Sana sordum. Yok dedin bana, yok dedin. Hayat. Saçmalıyorsun şu anda, bak yanlış anladın. Ben bu kadar hak etmedim, anladın mı? Ne kadar büyükmüş nefretin, öfken. Şimdi canımı yaktın işte. Çok yaktın. Mutlu musun? Mutlu musun? Sana söyledim ben ya. Hayatta Murat'tan bir şey kalmaz dedim. Bir daha yüzümü göremezsin dedim. Ne oluyor?
Hayat bekler misin? Hayat! Hayat dinler misin beni? Hayat! Hayat! Hayat bekler misin? Hayat! Hayat! Hayat dur! Bir dinler misin? Bak, gelme peşimden. Peşimden gelme! Hayat ne yapıyorsun? Bir sakin olur musun lütfen? Ben bu kadarını hak etmedim Murat. İstediğin oldu işte. Başardın. Mutlu musun? Hayat artık yok. Hayat bir konuşalım. Niye bağırıyorsun? Sakin olur musun lütfen? Hayat artık yok. Hayat artık yok. Artık yok. Sıra senin hadi üz beni, yaza koyar mı güz beni? Geceleri gündüzleri aşk aşk diye çekmedin mi? Sıra senin hadi üz beni, yaza koyar mı güz beni? Geceleri gündüzleri aşk aşk diye çekmedin mi? Sözünü çal.